Allah'ın rızasını kazanma şekli nasıl kazanılır? A9 TV'yi severek izliyoruz. Severim ben senin güzelliğini. O kaşlar, o göz, ne öyle bu güzellik maşallah. Allah ömrünü uzun etsin seni. Allah koruyup kollasın. Seni cennetiyle şereflendirsin. Cennette de kardeş etsin Allah. Güzel yüzlüm. Sadece insanın kendine uğraşmaması gerekiyor. Başka bir şey yok. Yani doğal bırakması gerekiyor insanın. Yani baktım hemen Allah belli oluyor. Hemen. Hiç. Ama işte falanca Allah'ı inkar ediyor, işte falanca adam Allah'ı inkar eden kitap yazmış, işte falanca namaz kılmıyor, böyle ipsiz sapsız yere kafa gittin mi, kafa yamulur. Yani çok kötü olur, kirlenir. Ama böyle hür olarak, rahat olarak baktın mı, Allah apaçık, alenen ve çok çok keskin belli. Ya düşün, dışarı simsiyah karanlık. Bir tek beynimizin içi pırıl pırıl aydınlık. Bu ne bu ya? Mesela şu an dışarı zifiri karanlık, simsiyah. Ne ışık var, ne renk var ve ne de ses var. Çıt yok. Şu beynin içindeki dünyaya bak. Bitti. Yani bunu gördün mü? Bilgisayarlar, evler, süsler falan, insanlar. Onun dışında bu kadar akıllı olan Allah'a güvenilir mi, güvenmez mi? Atomları bile biliyor. Atomun ne kadar döndüğünden haberi var. 15 milyar yıldan beri dönen her atomun ne kadar döndüğünü biliyor Allah. Ve yani yörüngelerini biliyor. Bu aklın gücünü bir düşünün ya. 15 milyar yıldan beri dönen dünyadaki atom sayısını bir düşünün kainatta. Atomların, elektronların, protonların hareketini biliyor. Ve onların nereden nasıl döndüğünü, kaç kere döndüğünü, dönüş şekillerini, hepsi kaderde belli. Ve hepsini bilen bir akıl Allah. Şimdi böyle akla ben güveneyim mi diyor, güvercin aklı kadar aklıyla. Ben güveneyim mi diyor. Yani bu çok kızdırıcı bir şey. Bir duyan için, bayağı kızdırıcı. Senin aklın ne, Allah'ın aklı ne yani? Sen kimsin de Allah'ın aklına güvenme konusunda tartışma açıyorsun. Dolayısıyla Allah'a mümin tam anlamına güvenir, tam anlamına iman eder. İman edince tabii bütün dikkatini Allah'a verir. Ya başka dikkat verecek bir şey kalıyor mu bu durumda? Ya böyle durumda olan bir varlığı düşünün. Nereye dikkatini verebilir başka? Çeklere, senetlere, işine, yok dayısının oğlunun düğününe falan kafası takacak durum olmaz. Bütün dikkatini Allah'a verebilir. Başka yapacağı bir şey olmaz. Yani normal, makul vicdanlı bir insan bunu yapar. Allah bunu istiyor. Mesela insan vücudunun 3 santimlik bir kısmında bile 20 milyon üzerinde mikroorganizma yaşıyor. Allah hepsini biliyor. Kofulları nerede, mitokondrisi nerede? Tek tek hepsi belli. Bu kadar büyük bir akıl. Yani eğer görülemiyorsa bir insan tarafından, o adamda bir şey var demektir. Ciddi bir problem var demektir. Bunu fark eden, bunu anlayan bir adam zaten samimiyse bütün gücüyle Allah'a aklını bağlar. Ruhunu bağlar, kalbini bağlar. Başka da yapamaz zaten yani. Eğer normal mantıklıysa yapamaz. Ama değişik bir şeyse o ayrı mesele.